Ma اٰمَنَتْ من مِنْ قَر۪يَةٍ ''Kendilerinden önce nice yerleşke hiçbir iman etmedi, şimdi onlar mı iman edecekler?'' Dolayısıyla bugünden yola çıkarak işte biz de denizin yarıldığını görseydik yahut biz de öllerin diriltildiğini görseydik yahut biz de o dönemlerde olup şu 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 mucizeleri görseydik de iman etseydik Şimdi bize elimize hiçbir şey kalmamış, bizden iman etmesi bekleniyor. O bir, bu bir haksızlık diyen ve geçmişteki mucizeleri bugün iman etmemek için bariyer teşkil etmeye, bariyer yapmaya, oluşturmaya çalışan yaklaşım aslında bu ayetleri de göz ardı ediyor. Cenab-ı Hakk'ın sanki Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlattığını düşünüyorlar. İşte falancayı da şu kavme gönderdik, sonra ona da şu mucizeleri verdik. O mucizelerle onları iman etmelerini sağladık. Ötekileri de şu mucizelerle iman etmelerini sağladık. Berikileri de şu mucizelerle iman etmelerini sağladık. Kur'an-ı Kerim'de bulunan böyle peygamber kıssalarında hep mucizelerin insanların iman etmesini sağlayan bir araç gibi anlatıldığını düşünüyor veya böyle tahayyül ediyorlar. Halbuki vakıa bundan tamamen farklıdır. Vakıa iman edenlerin mesela salih peygamber kavmine apaçık bir mucize ile gelmiş salih bir salih peygamber. Ama bu mucizenin geldiği yani nakkanın dişi devenin geldiği sürece bakalım. iman edenler iman etmişler Hazreti Salih'e. İman etmeyenler Hazreti Salih'ten mucize istiyorlar, sıkıştırıyorlar. Hz. Salih Cenab-ı Hak'tan bu nakayı, dişi deve mucizesini getiriyor. Onlar dişi deve mucizesine rağmen iman etmiyorlar. Sonra da bu dişi deveyi kalkıp katlediyorlar. Yani çünkü bir zaman sonra şöyle düşünüyorlar. Yani bu bir deveydi, çıktı geldi. Yani şöyle olmuştur, böyle olmuştur. Normal süreçlerde devenin oluştuğuna dair düşünceler geliştirdiler. Hani Cenab-ı Hak biz onların gözlerini, basiretlerini ters yüz ederiz diyor ya, gözlerimiz büyülenmişti. Taşın ortasından çıkıp geldi, bize o an öyle geldi. O zaman bu işin öyle olup olmadığından kesin emin olmak için bu deveyi katledelim. Eğer gerçekten bir ciddi bir şeyse yani mucize ise bizim onu katletmemizden ötürü başımıza bir iş gelir. Değilse de numarayı ortaya çıkarmış oluruz. Hazreti Salih dedi ki, etmeyin. Bir de Cenab-ı Hak onlara bu deveden ötürü rahatsızlık veren bir taraf oluşturmuş idi. Lehe, onun bir içmelik günü var. O şur bu yomun malum. Sizin de bir gününüz. Yani bir gün onlar içiyorlar, bir gün deve içiyor. Nasıl bir suları varsa. Dolayısıyla rahatsızlık bir noktaya geldi ve deveyi katlettiler. Fakaruha deveyi katlettiler. O da peygamber onlara dedi ki işiniz bitti. Temettau fi darikum thalathata ayyam. Şimdi evinizde üç gün bekleyin. Üç gün sonra size yalan olmayan bir azap başınıza çıkıp gelecek. Peki iman edenlere etalemun en salihan mursalun min rabbi. İman edenlere salih peygamberin kavmi içerisinde bazı kimseler İleri gelenler, siz ona nasıl iman ediyorsunuz, onun Allah'tan gönderildiğini nasıl, nereden biliyorsunuz dedikleri zaman, onlar şöyle demiyorlar, e, deveyi getirdi ya gördük bak deveyi taşın kayanın ortasından deve çıkardı öyle demiyorlar, ne diyorlar? اِنَّا بِمَا اُرْسِلَ بِه۪ي مُؤْمِنُونَ biz onun gönderildiği şeyler üzerinden yani risaleti ursile bihi mu'minun. Bize Allah'tan getirdiklerini okuduk, inceledik, baktık, anladık ve dedik ki bu Allah Azze ve Celle'nin bize hitabıdır. Dolayısıyla salih bunları kendiliğinden söyleyecek, yapabilecek şeyler değil. Allah'ın kelamını, kulun kelamından ayırt edecek durumdayız evvelallah. Biz de o Allah'ın kulu ve benzerimiz olan kulların sözleriyle Cenab-ı Hakk'ın sözünü, bilgisini, Cenab-ı Hakk'ın ifadesini ve gücünü ayırt edebilecek durumdayız. Dolayısıyla biz Risaleti üzerinden iman ettik. Demek ki iman edenler aklederek Cenab-ı Hakk'ın ayetleri ve aklederek Cenab-ı Hakk'ın vahyi üzerinden iman ediyorlar. Bu Cenab-ı Hakk'ın değiştirmediği bir sünnetidir. Mucize diye diretenler ''Başlayın ifademi'' zaman sonra belalarını arıyorlar ve bu onların helak edildikleri bir süreci başlatıyor ve sonlarını getiriyor. Kur'an-ı Kerim'deki anlatılan kıssalarda, mucizelerin Peygamber kıssasındaki, kıssalarındaki e, rolü, etkisi böyle gözüküyor. Bunlardan Firavun'u da düşünebilirsiniz. Allah Azze ve Celle'nin Hz. Musa'ya Firavun'a gönderirken verdiği mucizeleri ne işe yaradı? Firavun bu ve benzeri daha çok mucize ile karşı karşıya, olağanüstü olay ile karşı karşıya geldi. Hiçbirinden ötürü iman etmedi. Pek çoğunda söz de vermişken şunu da hallet, bak şu olağanüstü hadiseyi de gerçekleştir, şu belayı da, şu hastalığı da hiç kalkmayacak, hiç bitmeyecek gözüken e, müzmin hastalık, indirilmiş olan sıkıntılar bunlar gider bunu bak nasıl iman edeceğiz diyen Firavun bunların hepsinden yine Hz. Musa Aleyhisselam'a rahatlayınca temize çıkınca ee, sırtını döndü demek ki bu mucizeler ile bir iman etme süreci Allah Azze ve Celle yaşatmıyor süreç nedir süreç aklederek iman edilir.